Genel Türk Masası programı devam ediyor efendim. Konuklarımız Doktor Masum Türker, Coşkun Başbuğ, Faruk Aksoy, Zeki Gümüş ve Profesör Doktor Zakir Avşar'la konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Sıcak görüntüler var. Hem sahaya dönüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız bize son durumu aktarıyor ama bir yandan da az önce bir görüntü getirmiştik ekranlarınıza. Harkiv yoğun bombardıman altında değerli izleyenler bu akşam. Bir o sesleri dinleyelim, ne yaşanıyor görelim. Evet, çok yoğun bir bombardıman olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu görüntüleri bize ulaştıran Tuğba Altıntaş'la konuşacağız Harkiv'den. Tuğba Hanım merhabalar, kolaylıklar merhabalar. Diliyoruz size, geçmiş olsun. Çok zor bir durumdasınız. Şimdi bu görüntüleri az önce siz bize yolladınız. Ne yaşıyorsunuz orada? Hala o sesler devam ediyor mu? Bir aktarabilir misiniz? Ve bulunduğunuz yer bir sığınak mı şu anda? Onu da bir anlayalım. Evet, şu an sığınaktayım. Sabahtan beri sürekli bombardıman ediliyor. Arkadaşlarım yiyecek içecek almak için markete gittiklerinde arkalarına bombalar düştüğünde, ya marketten zaten alışveriş yapamıyoruz, yiyecek içecek sorunumuz var. Sürekli bomba sesleri duyuyoruz ve gerçekten çok korkuyoruz. Yaşam standartları artık, ya standart beklemiyoruz ama kendimizi idare edecek bir şekilde bile hiçbir şey yok şu an. Tuğba Hanım, o bombardıman kaç dakika sürdü? Hala o sesleri duyuyor musunuz? Çünkü bize yolladığınız görüntülerde tabii konunun uzmanı olarak Coşkun Başbuğ da çok yoğun bir bombardıman olduğunu söyledi bize, yorumladı o görüntüleri ama kaç dakika sürdü o görüntüler, o sesler? Yaklaşık bir 5 dakika hiç durmadan devam etti. Durup aralıklı olaraktan devam ediyor. Uzun sürede, kısa sürede şehir merkezinde de tanklar ve silahlarla çatışmalar devam ediyor. Biraz önce bir arkadaşım aradı ve onların binasına girip, yani zorla kapıları çalanlar da olmuş. Ya çok korkuyoruz, bir an önce tahliye için biz de burada bekliyoruz. Çok zor durumlar yaşıyoruz şu anda. Tuğba Hanım, sizden ricam, şimdi bir yandan kameranızla bize etrafı gösterebilir misiniz? Bir oraları görelim, yani gösterebildiğiniz noktaları gösterirseniz. Tabii ki. Burası bir binanın sığınağı. Kaç kişisiniz yurdun orada? Yurdun sığınağı. Şu an 5 oda var. Burası giriş, burada internet çektiği için şuradan giriş sağlıyoruz. İnternet çektiği için buradayım. Hı-hı. İleri taraflarda internet pek çekmiyor ama 5 tane oda var. Hı-hı. Herkes şu an o odalara yerleşmiş durumda. Hep Türk öğrenciler mi berabersiniz orada? Hayır. Evet, görüntü zannediyorum koptu. Şimdi siz az önce dediniz ki Tuğba Hanım bazen çekmiyor internet dediniz. Dilerseniz o daha çok çeken, evet, noktadan ayrılmayın. Çünkü ara sıra görüntü haliyle kopuyor. Şimdi evet, görüyoruz orada kalabalık bir grup kalıyorsunuz. 3 gündür mü orada kalıyorsunuz? 3 gündür buradayız. 2 gün önce sabah 5 saatlerinde bomba seslerine, yoğun bir bombardımanla uyandık. O günden beri buradayız. Zaten görüyorsunuz yerlerde battaniye serip buralarda yatmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Ya ülkemiz bizim için her şey yapacağını biliyoruz ve gerçekten çok acil bir tahliye bekliyoruz sadece. Evet, şimdi tahliye planları başladı zaten. Bu da yetkili kişiler tarafından açıklandı. Hiç merak etmeyin. Plan program dahilinde en kısa sürede sizin de tahliyeniz muhakkak ki gerçekleşecek. Çok zor bir durumdasınız. Teşekkür ediyorum bu yayını gerçekleştirdiğiniz için. Şimdi hem bir yandan etrafı biraz daha göstermeye devam edin. Birazdan da anlatın. Şimdi az önce dediniz ki dışarıya adımı atmaya korkuyoruz. Çünkü bu sesleri, bu bombardıman altında kalmak çok olası. Az önce duyduğumuz sesleri duymak çok olası. Bulunduğunuz bölgeyi anladığım kadarıyla yakın noktalara da bombalar isabet ediyor gibi görünüyor. Peki evet. Günlük ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Dışarı çıkıp alışveriş yapabiliyor musunuz mesela? Dışarı markete alışveriş yapmaya çıktığımızda da marketler kartla ödemeyi kabul etmiyorlar. Nakit istiyorlar. Nakit de ATM'lerden biz çekemiyoruz. Hiçbir şekilde alışverişi de gerçekleştiremiyoruz. Marketler ATM'ler çalışmıyor mu artık? ATM'den para çekmek imkansız. Çekemiyoruz. Peki gıda stoğunuz ne durumda? Çünkü 3 gün geride kaldı.
Tahminimce ilk gün alışverişinizi yaptınız herhalde. Yani ne durumdasınız İlk orada? gün Ne kadar daha alışverişimizi idame yapmıştık. ettirebilirsiniz? Ne gibi duruyor durum? Yiyecek içeceğimiz bitti şu anda. Çubuk krakerle falan günü geçirmeye çalışıyoruz. Yani zor durumdayız gerçekten. Peki, şimdi konuklarımız da zannediyorum size soru yöneltmek istiyor. Buyurun Coşkun Bey. Tuğba geçmiş olsun, kolay gelsin. Coşkun Başbuğ soru yöneltiyor Teşekkür Tuğba Hanım ederim. size. Şimdi o patlamaların olduğu yer şehirde aşağı yukarı kestirebiliyorsunuzdur neresi olduğunu. O bölgeyi tanıyor musun? Yani Evet. meskun mahal mi, bir askeri bölge mi? Burada büyük bir petrol rafinerisi vardı. O bölge mi? Evet, Heroprasi tarafından gelen görüntüler bunlar. Askeri üst vardı orada ama 2-3 gündür orayı zaten bombalıyorlardı. Hala bombalama devam ediyor. Merkezde, üniversitemizde bombaladılar fizik bölümünü. Şu an merkezde Bekatova bölgesinde de sürekli, biraz önce arkadaşımın bize anlattığı durum, binayı basmalı o silahlı çatışmalar. O da merkeze çok yakın bir durak ilerisi. Peki, Askeri yüz olsa da olmasa da sürekli çatışmalar var Rus yanlıları ve Ukrayna yanlıları tarafından da. kimler arasında çatışma var? Ukrayna halka silah dağıttı. Rus yanlısı olanlarla Ukrayna yanlısı olanlar dün bizim yurdun önünde Kendi de içlerinde mi? akşam Kendi çatışma içlerinde. yaptılar. Kendi içlerinde çatışmaya da başladılar, Ha, evet. bu çok önemli. Yani kendi içinde bir iç savaş mı başladı Harkiv'de? Evet, Rus yanlıları yani Ukrayna yanlılarıyla, yani sivil halk sivil halkla çatışıyor. Bizim yurdun önünde de dün oldu. Peki Sayın Gümüş'ün de bir sorusu var. Tuğba Hanım geçmiş olsun. Teşekkürler. Dışişleriyle şu andaki eylem planı nedir? Sizi oradan tahliye ile ilgili şu anda sizinle irtibat kuruldu mu ve neyi bekliyorsunuz orada şu anda? Büyükelçilik aradı, bilgilerimizi aldı ama bugün sabah 8'de 55 kişilik sadece bir tane otobüs kalktı. Neye göre alındığını bilmiyoruz ama biz de tahliye için büyükelçilikten haber bekliyoruz. Hiçbir haber gelmedi. Birçok öğrenci olarak burada Peki bekliyoruz. Tuğba Hanım, orada çok fazla Türk öğrenci var mı? Türk nüfusu çoğunlukta mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı Evet. acaba? Türk öğrenci çok mu mesela? Şu an Türk arkadaşlarım da buradalar. Evet, selamlar, geçmiş olsun diyoruz diğer tüm arkadaşlarınıza da. Tabii oldukça zor bir durum. Şimdi tabii ki haliyle aileleriniz de merak içindedir. En azından şimdi sizi görüyorlar. Şimdi Sayın Aksoy, sizin de bir sorunuz vardı, onu da iletelim. Ben şunu merak ediyorum. Oradaki genç arkadaşlara, öğrencilere, herkese selamlar. Tabii önce şunu söylememiz gerekiyor. Korkmamalılar. Nihayetinde Türk Devleti gelecektir ve oradan gerekli usullere göre sizi tahliye edecektir. Umudunuzu kaybetmeyin. Önce bunu söyleyeceğim. Sonra şu, biraz önce görüntüde sanki başka ülkelerden de öğrenciler vardı. Arka taraftan Evet, geçerken gördüm. Şimdi Ukraynalılar Sevgili birçok. Tuğba, şunu merak ediyorum. Sizin yanınızdan ayrılan, daha doğrusu tahliyesi gerçekleştirilen başka ülke yurttaşları, vatandaşları, öğrencileri var mı? Yani siz Evet. oradasınız, falanca ülke öğrencilerini oradan aldı. Böyle bir gelişme var mı? Evet, Hindistan bugün 500 tane öğrencisini aldı Harkov'dan. O zaman bizim acele etmemiz Kazakistan'da. Eğer sığınakları gösterme şansımız varsa şu an İnternet gösterebiliriz. İnternet çekmiyor. O yüzden gösteremiyoruz. Günlerdir buradayız. Bekliyoruz. Orada Artık tahliye internette olmayı bekliyoruz gerçekten. yani muhtemelen Dışişleri Bakanlığı tabii büyük bir çalışma yapılıyor şu anda. Devlet her açıdan çalışmayı sürdürüyor. Sizi de görüyorlar. CNN Türk de çok önemli bir şey yapıyor şu anda. Dolayısıyla yani metin olun ama Hindistan 500 öğrenciyi almış. Dolayısıyla herhalde biz de en yakın zamanda bu Evet. çocukları tahliye Evet, bugün edeceğiz sadece orada. bir otobüs kalktı. Bugün Burada. sadece Türkiye 55 55 öğrenci aldı. öğrenci aldı. Orada da izdiham yaşandı. Evet. Öğrenciler çok mağdur oldu orada. Köylerde esir kalan öğrenciler var. Bugün Türkiye'nin tahliye için bir otobüs göndermişti. Arkadaşlarımızın çoğu otobüsün önüne yatmış. Bizi de alın. Birçok kargaşa yaşanmış. Neye göre seçiliyor? Bir bilginiz var mı? Mesela öğrenciler neye göre alınıyor? O 50 kişi diyelim, 40 kişi. Herhangi bir bilgi var mı sizde? Neye göre seçildiğini inanın biz de bilmiyoruz. Ama
Ya biz de ilk başından beri Büyükelçilik'le iletişim halindeyiz. Neden sadece 55 öğrenci, onu da anlamış değiliz. Bekliyoruz sadece. Peki, bir plan program dahilinde anladığımız kadarıyla tahliyeler gerçekleşiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz Tuğba Hanım. Size ve arkadaşlarınıza selamlar. Şimdi aslında oldukça zor bir durum. Öğrenci olayı önemli de. Evet. Teşekkür ediyoruz size. Bizim orada çok yaygın bir Türk kitlesi var. Tabii. Yani Hindistan atıyorum belli bir bölgede lokal toplanmıştır. Bir anda hepsini tahliye eder ama biz Ukrayna'daki yaygın bir coğrafyayı düşünürseniz ki Türkiye'nin neredeyse tamamına yakın bir coğrafya. O belli bir plan dahilinde ben hepsinden eşit miktarda alındığı kanaatindeyim. Yani bu bahsedildiği gibi tek otobüs geldi, niye eksik geldi kısmını katılmam. Neticede bir planlama yapılıyor ve o plan Ukrayna genelinde de dağıtılıyor. Tahmin ediyorum öyle bir tedbirden dolayı.